Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz gücüyle pisti yerinden söken V-22 Osprey helikopteri. Tilt rotor sınıfında olan bu araç gündem konusu oldu. Çünkü kalkış sırasında helipet denilen kalkış alanını tam manasıyla yerinden söküp attı. Peki bu olaya bakarak bu kadar güçlü bir araç neden yapıldı? Özellikleri tam olarak neler veya Türkiye olarak böylesini yapabilir miyiz? İncelemeye başlayalım. Tilt rotor hava araçları Jet motorluların aksine pervane ile beraber dikey iniş kalkış yapabilirler. Bu da onlara helikopter gibi iniş ve kalkış ama aynı zamanda bir uçak kadar hız katar. Farklı ama güzel araçlar. Tabi 15 tonluk bu canavarın böylesine kalkış yapabilmesi için çok güçlü motorlara ihtiyacı var en nihayetinde pisti yerinden sökebilmiş. Bahsettiğim bu motorsa Rolls-Royce AE117C tipinde çok güçlü bir motor. Öyle ki bir tanesi yaklaşık 6200 beygir güç üretebilmekte, yüksek bir sayı. Helikopterde bu motorlardan iki tane olduğunu varsayarsak toplamda 12400 beygir güçten bahsediyoruz. Bu kadar güçle 5 tonluk ağırlığı yerinden sökebilir, çok sayıda askeri hızlıca taşıyabilirsiniz lojistik destek için bulunmaz nimetlerden diyelim. Tabi araç sadece bunlar için yapılmadı. Şu anda V22'nin görevini yapabilecek hiçbir hava aracı yok. Nedir bu da hiçbiri yapamaz derseniz sırasıyla bakarak buna ulaşalım. Öncelikle kendisi 2007 yılından beri Amerika'nın envanterinde bulunan bir araç. Yani 10 yıldan fazla süredir aktif hizmette. Hatta gelecek hava araçlarının konseptlerinde bile V22'nin jet motorlu versiyonları var. Yani V22 kullanışlı bir hava aracı ki kullanmaya devam edecekler. Temel olarak basitçe yapılış amacı yük değil asker taşımak. Evet askeri birçok hava aracıyla taşıyabilirsiniz. Nihayetinde Amerika'nın onlarca helikopter modeli var. Ama hiçbiri saatte 500 kilometre hızla giden ve menzili bu kadar uzun olan bir yapıda değil. Örnek verecek olursak CH-47 nakliye helikopteri saatte 240 kilometre hızla gidebilmekte ve buna rağmen menzili 300 kilometreden daha az. Fakat V-22 ise 500 kilometreden daha hızlı gidebilmekte ve buna rağmen 1000 kilometre gibi bir menzili var. Bir helikoptere göre üst seviyeler. Buna ek olarak tek artısı da bu değil. Diğer helikopterler 4-5 kilometre irtifalarda uçarken V-22 7-8 kilometre gibi irtifalarda gidebilir. Bu da alçak irtifa savunma sistemlerine yem olmasını önleyebilir. Çünkü Amerika bu konuda bazen zayiat vermekte. Kendileri için bir bakıma çözümü bulmuşlar. Ayrıca bunun dışında ana amacı asker taşımak dedik, hızlıca taşımak dedik. Bunun sebepleri var. Bugün Irak ve Afganistan gibi yerlerde birçok kez Amerikan askerleri pusuya düşebilmekte. Bu sırada da hızlı tahliye gerektiğinde V22'ler sıkça kullanılmakta. Hızlı tahliye konusunda rakibi yok. Hatta bunu İsrail gibi ordular da kullanmakta. Japonya'da bile var. Yani buna bağlı olarak Türkiye'nin de bu tarz araçlara sahip olması gerektiği söylenebilir. Çünkü yapacağı görevler bizim coğrafyamıza doğrudan uyumlu. Amerika bile bu coğrafyalarda kullanıyor. Ancak o kadar büyük bir problemi var ki bedava almak bile canımızı sıkabilir. İşte o büyük probleme de şimdi geliyoruz. Helikopterin büyük sıkıntılarını ve özelliklerini incelemeye. Sıkıntılarını anlamak için ilk olarak temelinden girelim. Bu araç yaklaşık 18 metre uzunluğunda. Yani birçok savaş uçağından büyük yapıda. Kanat açıklığı da buna göre normal seviyede. 14 metrelik bir boyu var. Kendisine mini bir kargo uçağı diyelim. Devamında uçağın pervaneleri yani rotoru 12 metre uzunluğunda. Bu da güçlü motorlarını beslemesi için gayet yeterli. Bu rotorların üstünde rahatça uyuyabilirsiniz. Ek olarak tilt rotor bir araç olduğunu söylemiştim. Yani döner pervaneli. Pervanesi kalkarken dik, ileri doğru giderken öne doğru dönmekte. Bu yeteneğin adı tilt rotor. Ancak bu yeteneği büyüklüğüyle de birleştirerek ona birçok sıkıntı katmış. O da temelinde üretim ve bakım sorunu. Kendisi Amerika'nın cebini yakan araçlardan biri. Tanesi tam olarak 70 milyon dolar. Bir F-35'in maliyeti 77 milyonken aradaki saçma yakınlığı görüyorsunuz. Üstüne F-35'in bir sürü yeteneği var. En basitinden ağır saldırı yapabilmekte. Yani V-22'nin maliyeti böyleyken bakımı gerçekten sorun. Sonuçta çok büyük ve karmaşık bir teknoloji. 2-3 saatlik uçuş için tahmini 10-15 saatlik bir bakım gerekli. Ne kadar bu uçuş maliyetini azaltmaya çalışsalar da sonuç pek verimli olmamış. F-22 gibi yetenekleri yüzünden bu ağır maliyete katlanmayı tercih etmişler. Sırada geliyoruz bu yeteneklere. Örneğin normal helikopterler çok gürültülü yapıdadırlar. Bu da kolay tespit edilmesi demek. Ancak V-22'ler seyir esnasında gerçekten az gürültü çıkarırlar. Saatte 600 km hızda uçarken bile sesi bu şekilde. Bu da Amerika gibi ne yapacağı belli olmayan ordular için bulunmaz nimet. Bunun dışında 600 km hızı var dedik. Aslında bu hızlar çok değişken. Helikopter yük taşırken menzili haliyle kısalıp hızı 400 kilometrelere kadar düşmekte. Ama yine normal helikopterlere kıyasla çok daha verimli olduğu için bu pek sorun değil. 7 ton yük taşıyabilmesinden bahsediyoruz. Hızlı lojistik için parası hariç her türlü mantıklı. Peki madem öyle, lojistik için mantıklı. TCG Anadolu gibi bir gemiye veya bize lazım mı? Buna bakalım. Başlangıçta hep birlikte özelliklerini gördük. Mantıklı olarak TCG Anadolu için böyle bir araç alınmamalı. Çünkü en az 6-7 tane alacağımıza göre para olarak çok zor durumda kalacağımız maliyetler görürüz. Bu da savaş zamanı en istenmeyen durumlardan biri. Para olarak F-35 yerine alınır diyebilirsiniz. Ancak biz V-22'lerle bombardıman yapamayız veya keşif gibi görevlerde yapmayız. F-35B parasına kıyarken bizim amacımız bombardıman ve saldırı yapmaktı. O yüzden Anadolu gibi bir araç için bu ekonomik durumumuzla gereksiz bir hareket olur. Tabi bunun dışında dürüst olmak gerekirse bu tilt rotor araçlardan bizim de ihtiyacımız var. Özellikle de adaların bol olduğu bu coğrafyada askerlerimiz için bulunmaz bir nimet olabilirdi. Ama bunu kendimiz yapmamız gerekli. Çünkü maliyetlerini neye patladığını gördük. Bir tanesi 70 milyon dolar. Kendimiz yapalım dersek de şimdilik yapmak konusunda en büyük eksiğimiz motor. Başta dediğim gibi en az 6000 beygir motorlara ihtiyaç var. Biz Ukrayna'dan en son 2500 beygir olanı almışken önümüzde kocaman bir yol var. İleride belki yapabiliriz. Sonuç olarak V22 Osprey sınıfının tek ve şimdilik yapılmış en iyi aracı. Bunun gibi bir araca sahip olan ordu lojistik olarak ileri seviyelerde. Ancak bunun karşısında maliyet sorunu ordunuzu atabileceğiniz en büyük prangalardan biri. Parayı gömmezseniz lojistiği güçlendirmek isterken vasat hale getirmeniz bile mümkün. O yüzden kullanan iki kere düşünmeli diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.